Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 22-28 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar hızlı hareketli sürprizli bir haftadayız önemli gökyüzü olayları var güçlü bir dolunay meydana gelecek tüm bunlar tabii ki toplumsal alanlarda tüm dünya üzerinde merak uyandıran hızlı gelişmeleri ortaya çıkarabilir Kişisel hayatlarımıza da az çok yansımaları olabilir. 21 Nisan'da büyük Jüpiter Uranüs kavuşumu Boğa Burcunda olacak. 14 yılda bir, bir bu iki gezegen bir burçta kavuşurlar. En son 2010 yılında büyük kavuşum Koç Burcunda yaşadık. Boğa Burcundaki kavuşumuysa 2000 1941 yılında yaşadık. Dolayısıyla yani az rastlanan böyle önemli bir döngüden bahsediyoruz. Üçüncü evinizde bir kavuşum var. Yakın çevrenizden kardeşler, akrabalar ya da komşu ilişkilerinizle benzeri alanlarda böyle ilginç, hızlı gelişmeler, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte işte mesela bir kardeş sahibi olmak olabilir. Hani veya işte kardeşiniz evlenebilir, onun hayatında hızlı gelişmeler olabilir. Önemli eğitimlere başlamanız mümkün. Çevre değişiklikleri, yer değişiklikleri olabilir. Bir yandan da zihinsel anlamda Yaratıcılığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Yani meraklısınız, hareketlisiniz. size entelektüel anlamda, kültürel anlamda çok destekleyebilecek bir kavuşum bu. Farkındalığınız artıyor, sezgileriniz güçleniyor. Güçlü ilham akışı koşulsuz yaratıcılığınıza da önemli bir destek sağlayacak. Bu kavuşum sırasında burcunuzda bulunan Mars'la da kavuşumun güzel bir açısı var. Yani siz üretken daha böyle yaratıcı olacağınız bir dönemdesiniz. İşte bir şeyleri yazmak, üretmek, tasarlamak için özellikle mesleğiniz bu alanlardaysa sanatla ilgili bir şeyler, yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız çok destekleyici etkiler alabilirsiniz. Hafta başından itibaren Güneş Pürütok Karesi aktifleşiyor. Güneş artık Boğa Burcu'nda. Güneş Plüto karesi e, genel itibariyle Plüto kova burcunda Güneş 3. evinizde biraz hani zihinsel anlamda baskılar yaratabilir ama bu baskıların çok önemli farkındalıklar uyanışlar aydınlanmalar getirmesinde bekleyebilirsiniz ve toplumsal alanlarda işte şu anda izlediğimiz o savaş baskıları artabilir önemli krizler gündeme gelebilir e, bunların Tabii ki güçle mücadelenin e, özellikle piyasalara etkileri olabilir Ekonomik yansımaları olabilir, manipülatif durumlar artabilir. O yüzden bireysel anlamda da bu krizlere karşı temkinli olmakta fayda var. Ve 24 Nisan'da 4 derece Akrep Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'la ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. 9. evinizde olacak bu Dolunay aslında sizi manevi anlamda destekliyor. Farkındalığınızın arttığı, bilinçlendiğiniz bir dönemdesiniz. İnançlar, maneviyat, hayata bakışınız, felsefeleriniz, düşüncelerinizle ilgili alanlarda önemli dönüşümler olabilir. Seyahatlere çıkabilirsiniz ve seyahat planlamalarınız var. Biraz böyle yurt dışı Yabancı kültürler, uluslararası alanlarda hayatınızda önemli etkiler de getirebilecek bir dolunay bu. Eğitim konularında, akademik çalışmalarda bir amacınıza ulaşmanız mümkün. Eğitimle ilgili bir konunuz netleşebilir. Bununla birlikte işte bir hukuksal işiniz varsa belki orada bir sonuç alabilirsiniz ya da destekler alabilirsiniz. Ee, ve dolunay tesirleriyle beraber tabii ki haftanın enerjileri genel itibariyle biraz stres yaratabilir maneviyata yönelmek, sanatla ilgilenmek sizin için destekleyici olabilir sevgili balıklar. Ve bir süredir biliyorsunuz Merkür Koç burcunda geriliyor. Para evinizde bir Merkür gerilemesi vardı. Dolayısıyla para hesaplarında sıkıntılar olmuş olabilir. Evdeki hesap çarşıya uymuyor bu dönemde. Bu hafta da biraz sabırlı olmakta fayda var. 26 Nisan'da Merkür düzelecek ancak hızlanması ve güç toplaması için biraz zamana ihtiyacı var. Bu hafta Merkür yavaşlıyor, duran pozisyonda. Dolayısıyla biraz bütçenize odaklanın bu hafta. Hesaplar yapın, incelemeler yapın, muhasebe haftasındasınız. Öyle önemli alışverişlerinizi, harcamalarınızı, yatırım kararlarınızı biraz bekletmekte, iyice analiz etmekte fayda var sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.